Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jurassic Craft'ın başka bölümünde beraberiz. Ee, galiba 11 olacak. 10, 10 olacak. 10 galiba evet. Ee, bugün size yine video tuşu yaptığım birkaç şeyi göstereyim. Öncelikle tarlayı bitirdim. Geçen bölüm yaptım tarlayı. Şuraya küçük dinozorlar ekledim. Bunlar dinofosil yani e, biofosilden geliyor. Bio fosili yere koyunca böyle rastgele bir yaratık veriyor onun dışında tarlayı yaptım böyle. Tarlayı bitirdim. Geçen video gün üzerine bayağı bir uğraştım. Yaklaşık belki 3-4 saat falan eder. Ee, uzun bir süre uğraşıp bitirdim. Sistemi falan anlamam biraz uzun sürdü. Biraz da dekore ettim. Ee, şu şekilde. Gördüğünüz üzere ektim zaten. Ekmesi bile çok uzun sürdü. Ee, yaklaşık 20 stek, stek kadar tohum ektim sadece şuraya. Bayağı bir hasattan bayağı bir şey alacağız yani. Onun dışında güzel oldu. Düzgün çalışıyor şu anlık. Şu yukarıdan suyu döktüğüm zaman gelecek şuraya şeyler. Tohumlar ama şuraya hupır oh, dizemedim. Dizemedim çünkü demirim yoktu. Yani yapamadım. O yüzden daha tam bitmedi diyebiliriz. Ondan sonra başka ne yaptım? Onun dışında bayağı bir olay oldu aslında. Tarlayı birkaç kez biçtim. Bir kere daha biçeriz orayı. Ee, onun dışında... Şu parasavar kafesinden bahsedeceğim. Geçen videoda demiştim parasavarlar. Eğer üremezlerse, dururlarsa bir şey yapmayacağım demiştim. Ee, Maalesef üremekten ziyade e, bu şeyi yok ettiler arkadaşlar. Yani bu tamamen e, neredeyse kafesi yok etmek üzereydiler ve kafese girmeye çalıştığımda bana saldırdılar bu benim eskiler değil de ee, bu diğer 3-4 tane çocuk vardı bu, bu çocuklar büyüyüp bana saldırdı büyümüşlerdi zaten ee, biz de onları temizledik maalesef ee, açıkçası çok da gurur duymuyorum bu işten zaten gurur duyacak bir şey değil de ee, zaten bunlar da üzgün yani çocuklarını katlettiğim için Bunlar saldırmadı bana zaten teminli olduğu için de. Ya yani bunlar ebeveyn olduğu için üzgün çocuklar öldüğü için yeni çocuk yaptılar. Yeni çocuk ben kadar zaten şuradan hareket etmedi onu anladım ben. İkisi de üzgündü baya. Yani ikisi de aynı yerde olduğu yerde sabit kaldı. Şu an baya yürüyorlar baya hareket ediyorlar yani bak gördüğünüz üzere. o çocuklar hem bana saldırdı hem şu blokları yok etmeye falan çalıştı. O yüzden mecbur olarak öldürdüm. Çünkü kontrol edemiyordum ya eğitemiyordum falan. Yani o sebeple öldürdüm. Onun dışında dinozorların mutluluğu düşüyor arkadaşlar eğer e, bazen meşgul olduğum için bakamıyorum. O sebepten düşüyor. E, bunu arttırmanın yolu da oyuncak koyma kafeslere. Ben şöyle bir oyuncak yaptım gördüğünüz üzere. E, bu oyuncağı koyduğum zaman mutlulukları artacak yani şey olacak. O oyuncakla oynayıp oyalanabilecekler. Ben de açıkçası birkaç tane böyle oyuncak yapmak istiyorum onlar için. E, zaten yapımları da çok zor değil. Bir tanesi için slime gerekiyor top yapmak için. Onun dışında çok zor bir craftları yok. Ee, o yüzden birkaç tane yapmak istiyorum açıkçası oyuncak. Bir tane yaptım zaten craftını göstereceğim bir tanesini kolay. Bir tane daha yapacağım. Ee, ama onun craft sistemlerini bilmiyorum. Birazdan bakarım. Ona göre yaparız. Ee, ben ne arıyordum? Odun arıyorum. Evet. Şu, şuradan odun alayım. Ee, o diğerinde craftına bakayım. Ondan sonra ikisini beraber göstereyim. Evet baktım arkadaşlar garip bir craft'ı var şöyle yapacağız daha üç, üç tane mi alsak İki tane yapalım diyeceğim ya iki tane yeterlidir Hatta bir daha bakayım Biraz yün gerekiyor da onun için Yün var mı Yünümüz hiç yok ya Hiç ee, o zaman şimdilik şunu yapalım. Ben deste size diğerinin göstereyim. Pardon yanlış yaptık. Şöyle. Böyle yaptığın zaman. Bundan 5 tane kraft yapalım. Ne olur ne olmaz. Ee, bu odun arkadaşlar. Bunu böyle koyduğun zaman buna vurabiliyorsunuz. Aslında güzel de bir dekoru düşünüldüğü zaman da. Evimin etrafına koymayı düşünmüyorum. Şimdilik dursun. Ee, ne yapacaktım? Yun. Yun için ilk önce bir demir yapsak, demir alsak daha iyi olur. Onun dışında bu videoda çok da bir şey yapmayı planlamıyorum. Çünkü e, nozor işlerine zaten çok yakın zamana girdik. Bu videoda bir enchant basarız. Hazır levelimiz yüksekken videoda göstermiş olurum. Ee, bir enchant basarız. Enchant'tan sonra da ne yaparız? Maden'e gideriz. sonra diğer bölüm yapacağım. dinozoru seçeriz. Ben sucuklu yapmak istiyorum açıkçası. hep karasal, karasal yaptık da ama ee, bir tane sucuklu yapabiliriz. Aslında bir tane mantar bulsak, zombi köylü falan şey yapabiliriz. Ee, ne denir onu iyileştirip şey yapabiliriz. Adı nedir? Ee, onu arkeoloji falan yapabiliriz belki. Yani arkeoloji yaparsak maden gitmemize bile gerek kalmaz şey fosil için. Bildiğinizde zombi köylüyü iyileştirdiğinizde size bedavadan teklif veriyor neredeyse, bayağı uza veriyor teklifi. Ee, o sebepten çoğu şey yapmamıza gerek kalmaz aslında. Yani biofosit direkt ondan bedavaya alırız neredeyse. Ee, o sebepten açıkçası yapabiliyorsak o şeyi yapmak istiyorum zombi köylü olayını Ama sanmıyorum yani arkeoloji table falan mı koymam lazım onun önüne mesela. Çünkü bunlar meslek alması için bildiğiniz üzere arkeoloji şey yapmanız lazım. O mesleğin tabelini koymanız lazım. Bunlara nasıl koyacağız emin değilim. Çünkü arkeoloji table'la çalışmıyorlar bunlara benim bildiğim. Yine de bir deneriz ama çalışacağını çok zannetmiyorum. Şunlar bir daha büyürse bir daha keseyim dedim de büyümediler. Kendisi büyümüş. 10 oldu. 12 olsa da iki tane yapsak ya. Bunları beklerken şeyi anlatayım ee, bu ad nedir slime için şey gerekiyor arkadaşlar slime birçok craft'ta var arkeolojin, yani genelde craftlarda var ee, slime genel olarak şuradan bulacağız eğer başarısız dener, denek olursa e, kulübator patlıyor patladıktan sonra da e, içinden başarısız denek çıkıyor o başarısız deneyi öldürdüğümüzde de e, slime veriyor bize. Hatta Feilusarus mu öyle bir şey. İsmi yanlış hatırlamıyorsam. Hala bekliyoruz büyümediler. İnşallah büyürse biri. Ha büyüdü. 11 mi? yani daha ver ya. Tamam geldi bir tane daha. Şimdilik yeter. Evet doğru dönelim. Arkadaşlar şansa iki tane zombi köylüye rastladım dönüş yolunda. Bir dakika şu evde sanki bir şey görü gibi oldum da. Ee, şansa iki tane zombi köylüye rastladım bu şekilde. Bunları eve götüreceğim ama e, ne yapacağım bilmiyorum. Mantar yok yani ne yapabilirim bilmiyorum. Emin değilim. Nedir de falan mı bulunuyor mantar acaba? Şimdi bunları eve götüreceğim ama şöyle bir şey var. isim nedir? O ne lan bir şey bu? Ha yine zormuş. Ee, Bunları eve götüreceğim ama bunlar kayboluyor bildiğin üzere. Bunlara name tag harcamamız lazım. Açıkçası dinozorlara kullanmak istiyorum name tag'i de. bunlara kullanacağız galiba ya. Ah, name tag'i başka nereden elde edebiliriz? Başka da bir yerden elde edemeyiz ya. Bence boşa harcıyoruz bir tık ama. Neyse ya gelsinler bakalım. İki tane yan yana vardı bence. Bir daha bu fırsat elimize geçmez. Son bir köylü aramak ee, sıkıntı ya. İnşallah gelirler sonlarda. İyi tamam ikisi de geliyor şimdi. Zaten biri geride kaldı da. Bu şekilde götüreceğiz. Bu sefer o geride kaldı. Tamam üç kişi geliyor. Biri normal zombi. Herhalde gelirler. Sadece onlar gelmiyor galiba. Köprüyü patlatma. Hayır hayır hayır. Benim sıradan bir günüm işte. Bu ne arkadaş? Ne vuruyor? Kim için bu? Ne diyorum ben ya? Kim vuruyor lan? Ya sal beni sal. Elinde beni niye toprak var? Tamam şimdi bunu götürürüz inşallah. Öldürmezse bizi. köprünlere neresi patlamış? Çok bir yeri patlamamış aslında. Bir ucu patlamış o kadar. Bunu bir yere götürelim de sağ salim. O da geliyor mu? Hadi böyle birader ya. Neyse şuraya gömüyorum. Zaten buna name tag takacağımız için kaybolmaz inşallah. Ya yani öyle umut ediyorum. Ya gir birader sen de ya. Şekil yapma bize. Tamam bu dursun şimdilik. Ben buna name çakayım bir tane. Name tag'de de şimdi exp harcamam lazım. Neyse hadi harcayak ya. Ad ne olsun? Adı Nazlı olsun ya. Naz bir saat Naz yaptı arkadaş. Gene kadar anamız ağlattı şu Nazlı verelim ismini. Sen deliye düşme birader. Ola başkasın. Şimdi bunun ismi Nazlı olsun. Bunun da kafasını şununla örtelim. Şunu alacağım lazım bu. Oh şimdi oyuncak yapabiliriz şeylere. Şimdi oyuncak nasıl yapılıyordu? Böyle böyle ve böyle. Aynen. Gördüğünüz üzere iki tane şöyle oyuncak yaptık. Bunu buraya koyalım. Bulursun şimdilik. Şunu da canlı şey yapmadı kullanayım göstereyim. Peki bir şey sorayım. Şunun üzerine bunu koyarsam. Yok çalışmadı o dediğim. Dedim belki büyür müyür boyutu artar falan dedim de yok öyle olmadı. Fosiller hep, küçük nedense bak. Bu fosiller de küçük. Bunları büyütmen bir yolu vardır bence. Kemik falan. Aa, kemik verince. Tamam. Oğlum direkt bildim ya. Kemik verince evet. Yani gerçi başka ne olabilir ki zaten kemik dışında. Çok da bir seçenek yok gibi. Oyuncakları koydum şöyle bir götürelim bizim çocuklara. Bakalım beğenecekler mi? kaç tane vurma tahtası ekleyeceğim şunların kafesi bunlar zaten mutlu açıkçası zaten ee, aile falan oldukları için bu köpüğü düzeltmem lazım da İnşallah düzeltirim tamam şimdi bunları yazacağız soru bir bu ağacı asalım ama nasıl asalım şöyle böyle olsun Buraya da bir vurma tahtası koyalım. Aa vuruyorlar evet. Bir tane koyduk yeter herhalde. Bir tane daha koyarsak şuradan geçemeyebilirler. Neyse dursun iki tane. Raptor kafesine biraz fazla koyacağım. Onlar mutsuz çünkü yani. bu Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar takılıyor. Şöyle gördüğünüz üzere yüzde yüz. Yüzde yüz. Ben çünkü bunların kafesine hep geliyorum. Bunlar mutlu. Raptorlara gelemiyor biliyorum. Orada köprü yok. Yol yok. Hiçbir şey yok yüzerek geçiyoruz. Bu sebepten gelemeyebiliyorum. Natulis var burada evet. Garip. Natulis'e vuramıyoruz da. Natulis'i galiba kızartmak gibi bir şey lazımdı herhalde. Wiki'ye baktım. Elinizle alın Yağa sokumunu konu bir şey diyordu. Yani e, kızgın yağ falan koyun. O civarı bir şey diyordu. Raptorlar intihar mı etti? Nerede olur raptorlar? Ha, evet. <laughs> Raptorlar ne yapıyorsun sen? lan? Ee, bu mutlu. Aa ikisi de mutlu olmuş. İkisi de mutlu olmuş. Garip. Ee, şöyle yapacağım. Bunlardan asabilirim. Ya, ağaçların boyu kısa bu. Bunu buradan asamayız büyük ihtimalle. Buradan da asarsam baya saçma olur. Kötü zaten rahat vurabilecekleri bir alan olmalı. Onda bu taşın üstüne yapabilirim. Taşın üstüne yapayım. İki tane log şöyle koyayım. Buna vururlar zaten de. Bir tane de yüksek mi yapsak diye düşünüyorum. Şöyle. Yani böyle yüksek yapalım. Ee, post zaten şöyle bir şey. Bura oyun alanı olsun. Burada takılsınlar. Bakalım beğenecekler mi? Vallahi bunlar uyuyor. Bunlar gece aktif zaten. Yani aslında gece hızlı uyumasam daha iyi olur. Bu arkadaşlar biraz eğlensin diye. Ee, geldiğimde bayağı mutsuzlardı çünkü ilk geldiğimde. Biraz geldim oynadım elle besledim falan. Mutlu oldular. Buradan atölye sürüsü çoğalmaya başladı. Ben buraya yakında sucuğu bir dinozor koyacağım. Bu atölye için kötü haber. Şimdi bunun neresi kırıldı? Bayağı bir yeri kırıldı. Böyle yapalım şimdilik. Tamam şimdilik çözdüm. Buraya böyle toprak getireceğim. Ya bir tane blok getireceğim. Şimdi çözeriz. Sonra madene gidelim. Hızlıca. Bu arkadaş yaşıyor mu? Yaşıyor maalesef. Öyle. Son maden gideriz, sarlayıp biçeriz tahminimce. Bir nedir'e gideriz mümkünse. Ne yapacağımı unuttum evet. Ha bugün bir enchant basalım ya ilk önce. Şeyden önce bir enchant basalım. Level'ımız yüksek hazır. Yani boşa gitmesin. Bir sürü level alacağız daha. Lapis 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 burada. Hatta bu kitaplar yetmeyebilir ya. Yani. Hep 3 basmayacağız çünkü. F2 4 bas abi. Bunu e, şeye basarım ben. Smite 4 dandik. Pro Section de işime yaramaz. Çarpması var. Knockback var. Bu sadece knockback değil ama. Bunlar kötü. Ver bana düz kitap ver. Sharpness 2 var. Kötü abi ver. Bu ne Sharpness 2? Efinsi bir. Unbreaking 3 var. Süper ya. Breaking 3 o da iyidir herhalde. var. Yeni bir kazmaya basabiliriz aslında. Ee, ama bu, arke, bu arkeolojist. Hmm. Bize ne lazım biliyor musun? Arkeologist değil de. Punch bir güzelmiş aslında. Pek işimize yarayan bir şey yok. Blast protection falan da. Blastlık bir şey yok ki. Patlamıyoruz etmiyoruz yani. Dandik şeyler ya bunlar. Ifins 2 falan filan. Unbreaking aldım. Dandik şeyler çıktı genel olarak. Bir tane de küreye basalım mümkünse. Ee, çünkü kürek bitti bitecek. Bir tane küreye bassak iyi olur. Çubuğum var mı? Yok. Bu kitapları atalım bu arada. Birkaç tanesi de dursun. çok ee, Çünkü çoğu çöp kitaplı Bakalım çöp ee, dursun çöp 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 tam iki tane Aa, iki tane kafidir Bunları nereye koyalım Ş Bunlar da dandik Aslında Evet bunları atayım ben burada güne bakanlar gibi durmasın. şöyle atarsak 3 taneydi herhalde doğru attık. Koydum buraya. Ne yapacaktım lan? Çubuk yapacaktım ben. Ee, bir tane kürek lazım. Aslında var küremiz de iyi bir enchant gelirse diye bir şey yapıyorum. FNC4 de basılabilir aslında. FNC4 direkt çok işimize yarar kürek ama. Unbreaking falan beraber basmam lazım. Basacaksam. Ha, ee, geldi. İster misin ilk E niye bunu basayım ki o zaman? Ekstra yanda bir şey vermeyeceksen. Silk alsak mı ki işimize yarar belki. Ben aslında silk ile değil de iyi bir kazma istiyordum bir şey olarak. Ee, alasım yok aslında. Başka bir küreye basabiliriz. Evet. Aslında başka bir küreye bassak iyi olur. Ama diamond değil. Demir. Ama başka bir şuraya basarsam buna basacak çant kalmıyor herhalde. Şöyle yaparsam. Evet. Lapis'e rağmen unutmak iyi fikirdi. Ee, lapis burada. Ben dışarı göreceğim bir gün ama. Bunu basarsak iki gidiyor. Dev olarak geri düşüyoruz ama. Hadi bastım şunu. Ne oldu? E aynısını verdi abi bu. Ah, breaking 3. Bence bunu basalım. Bir yandan da bir şey verir bence. bence. Vermezse de en dördü 4'ü biz basarız yani. Çok da sıkıntı değil. Bu kürek dursun. Benim envanterde dursun hatta. Ben unutmayayım bunu. Bunu buraya koyalım. Bu, bu durmazsın ya. Bu siliktaşlık bir işimiz olmaz bence. Uzun bir süre olursa yanımıza alırız. Ne demiştim? Şu tarlayı biçelim. Tarlayı biçmeyi sabah bırakabilirim aslında. Hepsi hazır gibi. Birkaç tane var da onlarla uğraşmayacağım. Hızlıca hemen biçelim. Sonra tekrar ekerim. Ee, buğday tarlasını gösterdim size zaten. Arkadaki büyük tarlayı. Oraya buğday ektik çoğunlukla. Buraya patates ekmeyi düşünüyorum. Yani patates. E, şöyle bir baktığım zaman pişmiş patatesin dinozorlar e, üzerindeki doyuruculuk oranı çok daha fazla. Şey oralı, e, Şey olarak. Bu feeder'dan görebiliyorsunuz doyuruculuk oranını. Patates 35 mi öyle bir şey veriyor. Buğday 12-11 civarı bir şey veriyor. 3 katından daha fazla yani pişmiş patates yani buğdaydan. O sebepten pişmiş patates kullanmayı düşünüyorum açıkçası biraz. Belki tamamen pişmiş patatese geçeriz ama dediğim gibi patatesi normal veremeyiz. Pişmiş pişirmemiz lazım. Onda Nasıl halleder zemin değil peki? Evet böyle gelmem iyi oldu değil mi? Adresi, akşam ekmeyelim diyeceğim de bizim çocuklar eğlensin Raptorlar biraz akşam gezelim böyle. Hatta raptorları bir çekleyelim mi ne yapıyorlar ne yap ne diyorlar diye. Bir kontrol edebiliriz belki raptorlar hazır geceyken. Bildiğiniz gibi gece hareketli oluyorlar. Şu bir doyurayım da patatesi ekerken sökli sürekli yemeye çalışıyor karakter. Tok olunca yiyemez. Umarım yeter ya tarlaya. Patates. Sanmıyorum yeteceğini de. Etmese düz tohum sıkıntı olmaz çok. Şu dört tane de zaman bitiyor zaten. Ne yapacaktım? Köprüyü tamir edecektim. Öyle bir işim vardı benim. O da bitti. Tamam. Şimdi köprü tamiri. Oradan da raptorların yanına gidelim. Köprü için biraz toprak lazım. Bir tane de taş blok şuradan alırız. Bu ne yapıyor lan? Kapı arkası nasıl vurdu acaba? Heh. bakalım. Şöyle yaptığım zaman köprü tam bir olur. Hmm. Tabii kaç arkadaş ölmek isteyen bakalım. Ne çok adam var lan. Adamlar birbirine vuruyor artık şeyden bahçe var Meşe, meşalendirmem lazım da ne yapayım tüm dünyayı meşalendireyim anlamadım ki. Dur bir raptorlar ziyarete gidelim şimdi. Hah, yine bir yer yok oldu. Aslında biliyordum da yapacak bir şey yok. örümcek geliyor da. Raptorlar gece aktif ama herif yine burada duruyor. Bunlar büyümüyor mu lan? 26 yaşına geldi bunlar. Aa dur vuruyorlar herhalde. Bakayım. Biri yamultmuş olduğunu vurup Aa vuruyorlar evet. Genel olarak mutlular yani. Şu an oynuyorlar şeylerle. Şunu anlamadılar herhalde. Vurmuyorlar. Veya ben görmedim vurduklarını. Neyse şimdilik bu da iyidir. Ben kaçayım şimdiden. Bir eve gidelim. Hızlıca. Şimdi yolda creeper mureeper patlar suratımıza. Onu uğraşmadan güzel şöyle koyayım mantarı de. Buradan bir nether'a uçalım biz. Mantar bulabilirsek. Mantar daha iyi nerede aranın bilmiyorum yani. Normal survival world'de kara orman bulmam lazım şeyde mantar bulabilmek için. Bildiğinizde mantar ağacı falan var. O ormanda. Ee, onun dışında nasıl bulabilirim emin değilim. Nether'a bayağıdır gelmiyordum. Şuradan gidiyorduk herhalde. Mantar abiden nereden bulabilirim ki? Mağaradan falan kırmızı çıkıyor en fazla. Allah bilmiyorum. Emin değil. Bir araştırmam lazım. Çünkü hep envanterimde var diye ya, hatırlıyorum. Yani. Burada Fortus falan bulmam lazım da Fortus de var mı ki yani Fortus dediğim bu pigmentler falan ismi neydi? Pickdin pardon, Pigmen diyorum. Eee olsa burada görürdük herhalde. Picklin yok bu sürümde. 1.12 olduğu için herhalde yok yani emin değilim. O yüzden mantar da bulamayız bence. Ya yani mantar yüzünden birçok şeyden geri kalacağım hiç hayal etmemiştim. Hiç düşünmemiştim daha doğrusu. Ya yani bir, bir tane mantar Garip. Sayfli iksiri yapmam başka yolu yok mu ki? Ha buldum. Demek buradaymış ya. Ulan ne arattı beni be. Bolca alayım da. Alabildiğim kadar. 20 tane yeter herhalde. 20 tane zayıflık 20 taneden bayağı bir iksir çıkıyor zaten. 60 tane falan zayıflı iksiri çıkıyor. Yani o kadar köylü şey yapmayacağız. Temlemeyeceğiz. O yüzden gerek yok. Tamam yani ikisini bulduk şeyi yani mantarı. Evden dön. Şu an iksiri yapabilirim şimdi. Bu şey, hiçbir şey basmadık mı bunlara? Örümcek gözü e, mayalamamız lazım ilk önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Örümcek gözü bu. Bir de şeker miydi? Şeker lazım mıydı galiba? Bir tane yeter aslında bana şey olarak e, iksir için örümcek gözü şeker mantar mayalanmış ödemiyor gözü garip bir tarif mantar buraya koymak olmadı ama bunu koydum bakalım çalışacak mı çalışmadı çünkü wart koymamış herhalde. İki olarak bir nerede var koymamız lazım. Hala çalışmıyor. Hmm. Ben bakayım geleyim arkadaşlar. Bir şey yanlış yaptık demek ki. Evet arkadaşlar yanlış iksiri yapmışız. Yani bu. Bunlar iksiri olmuyor şimdi. Bunları yaptık ama. Ee... çünkü ilk önce nether wart koyulmuyormuş. Benim hatırladığım gibiymiş. Ben ilk önceki videoda sanki nether wart koyulmuyordu gibi dedim ama. Öyle deyip koymuşum. Zaten sayısını anladım. 11 tane var galiba şurada. Nedir var? Aynen. Şu suyu dolduralım. Diyeceğim de nereye koysam bir şey kırılacak. Burada da bunlar kırılacak. Şuradan alayım işte. Efendi gibi. Ee, boşa şey yapmış. Aslında güç iksirine çevirecektim de üşendim ya. Yani güç iksiri yapını alacağız ki bossla savaşmayacağız. Bir şeyle savaşmayacağız bu sebepten gerek yok. Gördüğünüz üzere şu an çalışıyor zaten. Yaptığımız zaman zayıflı iksiri olacak. Bir tane de bar çakacağız. Ee, bir tane de belki glowstone çakarım. Şey olur. Süresimiz süresi ve işimize yarar. Zayıflı iksir. Bir tane de bundan çaktım. Bir tane de glowstone çakabiliyorsak ondan koyayım. Yalnız bizim bir tane yay yapmamız lazım kesinlikle. Ee, güç ve sonsuzluk içeren bir güzel bir yay yapmamız lazım. Çalışıyor mu çalışmıyor herhalde bunu Sonradan önceden öyle bir şey basacaktık Neyse 10 tane atarız artık Süresini uzatmadık malum Şöyle ya Bir de altın elma lazım tabi bu Güzel işlem için Elma 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 burada Güzel ha ah bir de arkeoloji table yapabilirsek onu sonra yapabiliriz ya boş şimdi buradan atacaktım da üstten atayım yanmasın diye üstten atmadım bu niye yanıyor lan yanma ölecek tam titriyor bu iyi belirtir bir daha weakness potion atmama gerekiyor herhalde. Bilmiyorum glowstone basmadım bu sefer. Biliyordum aslında glowstone'un önce basılacağını da. Ne bileyim böyle basma resim geldi herhalde. Basmadık. Bir dakika blok hala. Yendi ama. Ha üstünü şeyle kapatmışım tamam. Dedim blok e, şey yaptıysak yandık gitti o şey. Blok dursun şimdilik zaten. O diğerlerle birlikte aldığımızda atarız. Arkeoloji table yapacağım. Onun için bir tane fosil lazım. Şöyle yaptığımızda herhalde arkeoloji table olmuyor mu? Relic scrap mı lazımdı? Herhalde öyleydi. Neyle yapılıyordu abi o zaman arkeoloji table? Kusura bakmayın da. Evet arkadaşlar internetten baktım. Açma bir craft'ı varmış. Şimdi onu yapacağız. Yani garip bir craft. Şimdi Şöyle kapatayım bunu. Evet hiç kağıdımız olmaması biraz garip oldu aşağı götüreyim bari. Evet şunu yaptığımızda tada. Evet. Yaptıktan sonra tarif açılıyor ya. Dünyanın ne saçma şey ya. Yaptıktan sonra tarifine ihtiyacım yok ki biliyorum nasıl yapılacağını. Evet inşallah bu arkadaş e, insana dönüşecek. Bayağı bir etkisinde aslında bayağıdır bir de. Biraz bekleyelim bakalım. Aa dönüştü. Şimdi bundan önce benim bir kürek almam lazım. Çünkü kürek kırıldı. Ben bir şeyler denerken küreği e, kaybettik. Aa, breaking 3 var. Şimdi burada buna f falan bassak ya. Daha mantıklı olur. Neyse dursun şimdilik o. Çünkü f efekti gelmişti. Merhaba. Şimdi sen arkeoloji oluyor mu? Nasıl kardeşim sen hiçbir şey satmıyorum. Bu sürümde bozuk mu yani şimdi onca yaptığımız şey boşa mı? Doğru ya bu sürümde hiçbir şey yoktu ya. Neyse kardeş sen çık benim köyde geç. İnşallah zombom kapma seni. yani name tag'im boşa gitti. Hiç çoktan birine isim verirdik yani onunla. Nerede lan o? Oğlum ne ara geldin oraya? Ya oğlum bu iyileştirmen bir işe yaramamış ki. Bu sürüm de yok herhalde ya o şeyler. Ne bileyim. E, i̇smini unuttum. Table'lar falan yok yani benim bildiğim. Vay arkadaş. Neyse. Neyse. Hiç yoktan ne olduğunu görmüş olduk herhalde böyle teselli ederiz kendimizi. O dursun, workbench'i atıyorum yani ne yapacağız ki? Weakness da bir işim yaramaz bu saatten sonra. Bunu öğrendikten sonra. Ee, yapacağımız tek şey madene gitmek bu saatten sonra. İyi bir maden bulursak demir kazabileceğimiz güzel olur. Evet arkadaşlar şu an bir madene doğru iniyorum. Yani burada bir yer buldum böyle askele. Bizim evlerden uzak biraz daha. daha buraya indim bunu Şuraya doğru ışık var sanki bu. Belki mağara gibi bir şey olabilir. O da dolayı herhalde ya o. Alakası yok onun. Evet arkadaşlar o diğer kazdığım yerden pek bir şey çıkmadı. Ben de burayı kazıyorum şimdi. Belki buradan mağara falan çıkar. Evet arkadaşlar o mağaradan da çıktım. Bir şey bulamadık. Oranın hemen ilerisinde böyle güzel bir yer buldum. Aşağısına indim. Yani dışarı doğru açık bir mağara buldum. Şimdi burayı kazıyoruz. Evet arkadaşlar maden gittim geldim. Birkaç şey bulduk. Tam bitirmedim de zaten madeni. Creeper'a patladım bir tane. Çok bir şey bulamadık. Aslında 20 tane biyofosil bence iyi de. Bunlar beraber 54 oldu zaten. Birkaç tane de kemik buldum. Şurada göstereyim. Şurası falan. O tarafı buldum. Bence iyi şimdilik. Fakat zırhım kırıldı. Böyle bir şey var. Bir de yatmadan önce şu tarlayı biçebiliriz aslında. Tarla hazır büyümüşken. ilk testini de yapalım. Çünkü şu ortadakiler çalışıyor ama e, çok test etmedim. Yani emin değilim bir şeyden. Bu şu aralara kaçıp kaçmayacağına emin değilim. Oralara kaçabilir belki. Ah, evet arkadaşlar kemik tozu dökme işini bitirdim. Şimdi bakalım ne gelecek. Tabi şuraya hupur yapmadık ama. Ee, neyse çalıştıralım şimdilik. İyi ki asadımız geliyor inşallah. Geliyor gelmekte olan. Bakalım ne kadar gelecek. Bunlar girecek mi acaba? Burada yer mi yok? Yavaş yavaş giriyor galiba. Oradakiler yere dökülüyor tabi. Kapatalım. Hupur tek tek alıyor herhalde değil mi? çalışmıyor gibi. Neyse, bir alalım ya. Çok da şey değil, mühim değil. O envanterim doldu zaten hemen. Önce bu odayları koyalım şöyle. Patates bayağı çıkmış. Suyu kapatabiliriz aslında. Sandığı tekte doldururlar zaten ya. Balda iyi hasat çıktı. Neyse, şimdi ben burayı yere geçeceğim. Bayağı bir şey çıktı. Pek saymadım ama. Galiba 20 siteye yakın şey var. Ee, buğday var. Tam 20 değil de 15 belki olabilir. Tabi bakmam lazım şuradan. Şunları da koyup. Şunları da koyarsam kaç site oluyor? 3, 6, 9, 12, 15 aynen. 15, 14 buçuk civarı stek var. Şu anlık. Buğdayları aslında koymama gerek yoktu. Şöyle alırsak. Allah'a iyi bitirdim arkadaşlar ee, Son olarak videoyu bitirmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum Bu video biraz boş geçti zaten Çok da bir şey yapmadık Şu arkadaşı öldürsek ee, Kemiklerden birini alıp Şöyle evin başına koyup büyüteceğim biraz da ee, İyi bir fosil gelmesini bekliyorum Masa zor fosili iyidir aslında ee, Şöyle yapalım En fazla bu kadar mı büyüyor? Maalesef bu kadar geldi. Kırıp tekrar deneyelim. Zaten kemiğiyle veriyormuş. İstediğimiz kadar deneriz. Bu T-Rex o aslında ama ne kadar büyüyor ki? T-Rex gerçi bu. Serato Seratops fosil evet. Aa bu güzel fosil. O harbiden gerçek boyutları kadar büyüyormuş demek ki. Şuraya doğru çekelim. Yan dursun. Yani daha güzel durdu bence. Buraya kırarsam gidiyor herhalde ama. Neyse böyle dursun şimdilik. Evet, bu video bu kadar arkadaşlar. Bu videoda biraz boş şeyler yaptık ama Diğer video şu analizleri çıkaracağız. Nerede onlar? Bunların analizini yapacağız. Ee, büyük ihtimal bir su canlısı yapmayı yapmak istiyorum. Yani garip bir cümle oldu. Büyük ihtimal bir su canlısı yapacağız. Şöyle bir baktığım zaman ne yapabiliriz diye ee, içi yapmam. Mosasor ağır gelir bize. Pleiasaurus olabilir. Hatta Plesaurus bir tane daha bulursak yapabiliriz. Liop daha iyi olur. Plesaurus'tan. Liop iyidir. Ee, yapabileceğim, yapabileceğim bunlar aslında. Bunları yapabiliriz. Farklı bir sürü canlısı çıkarsa onu değerlendiririz. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.